olacak önümüzdeki dakikalar içerisinde. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı o uyuşturucu videosunun ardından yansımalar devam ediyor. Türkiye'nin çok önemli bir gerçeğini hatırlattı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bir anlamda kanayan yarayı hatırlattı. Öylesine yoğun bir gündemle siyasetin etkisi altındayız ki, ekonomik gelişmeler öylesine hayatımızı etkiliyor ki, bu gibi önemli başlıkları konuşmaya zaman çoğu zaman kalmıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında CHP'li bir isim Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin o iddiaları doğrulamak üzere sokağa çıktı. İstanbul'daydı, uyuşturucu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor diyen ailelerle karşılaştı. Bakın kameralara nasıl görüntüler yansıdı. Bütün vatandaşlara sözüm var. Annelere, babalara sözüm var. Türkiye'yi bu kirli oyunların tamamen dışına çıkaracağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz akşam yayınladığı videonun ardından Türkiye uyuşturucu üssü mü oldu sorusu akla geldi. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Sayın Genel Başkanımızın ifade etmiş olduğu cümlelerin en az bir 3 katını katın buna. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sokağa çıktı. Uyuşturucu bağımlıları ve onların aileleriyle bir araya geldi. Sadece bir ilçede 5300 tane çocuğumuzun uyuşturucuya bulaştığını kaymakamlık raporlarında görebilirsiniz. İstanbul'da Bağcılar'a giden Tekin esnaftan bilgi aldı. Bağırsak kanseri yapıyor insanları 2 sene 3 sene içinde. Arkadaş bir tane berber var arkadaş yukarıda bağırsak kanseri şu an. Gürsel Tekin'e ders yanan esnaf alkol ve madde tedavi merkezinin önünde bile uyuşturucu madde satışı yapıldığını iddia etti. Okulların içine girin 11 yaşında 12 yaşında çocukların içinde var. Amatem var ya amateme gidin Allah razı olsun yemin ederim adamlar önünde satıyorlar ya. Uyuşturucu çok yaygın diyorlar buralarda var mı yok mu? Vallahi vekilim olur. Olmaz diye bir kayda yok. Her taraf dolu. Yurttaş, emniyet güçlerinden de destek alamadığını söyledi. Memleket dolaştım artık. Yani çare bulamadım. Evi taşıyorum. Devamlı evi taşıyorum. Her sene evi taşıyorum. Yani bir çare bulamadım. Emniyeti arıyorum, kayıp diyorum. İlgilenmiyor. Hırsızlık yaptı mı diyor. Birini mi öldürdü? İlle birisini mi öldürmesi lazım? Ben de çok zor durumdayım valla. Şu anda bir buçuk aydır dışarıda yatıyor. Babası dışarıda yatıyor. Tekin'in anlattıkları acı tabloyu gözler önüne serdi. Bacım dedi ki ben dedi şeye gidiyorum Başakşehir'e ev temizlemeye gidiyorum. 200 lira yömiye alıyorum. Her gün çocuğuma 30 TL uyuşturucu parası ayırıyorum ki evden çıkmasın. Hem kendisi bağımlı, eşi bağımlı. Eşi aynı zamanda hamile 8 aylık. Büyük olasılıkla inşallah önümüzdeki bir ay sonra doğum yapacak. Kadının karnındaki çocuk da bağımlı ne yazık ki. Daha doğmayan çocuk bile bağımlı hale gelmiş. Tekin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir çağrısı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na size yalvarıyorum. Bakın bu ülkenin çocukları, bu ülkenin gelecekleri. 140 bin çocuğumuz kayıp. Binlerce çocuğumuz uyuşturucuya bulaşmış. Gelin bir araştırma ve soruşturma komisyonu oluşturalım. Buradaki çocukların hikayelerini dinledim. Yani büyük olasılıkla bu gece zor uyurum. Çok derin hikayeler. Bu kardeşlerimiz de iktidara yakın olan yöneticiler. Bütün o iktidar yöneticilerin, belediye başkanlarının mutlaka bu derneği ziyaret etmeleri lazım. Evet durum böyle. Acı bir tabloyu bu açıklamalar gözler önüne sermiş durumda. CHP'li Gürsel Tekin'in yaptığı bu ziyaret sonrasında diyor ki daha doğmamış çocuklar bile anne karnında uyuşturucu bağımlısı haline geldi. Ne yazık ki durum böyle. Devam edelim. Bugün 3 Kasım demiştik. 3 Kasım. 3 Kasım'ın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ötesinde bir anlamı daha var. AKP iktidarının bugün 20. yılı doluyor efendim. Tam 20 yıl oldu. O gün doğan bebekler bugün geldi 20 yaşına. Peki bu geçen 20 yıl içerisinde ne oldu? Biraz bunları da konuşalım, anlatalım isterseniz. 20 yıllık
iktidar süresince hukukun üstünlüğü endeksinde ne durumdayız diye merak ettik. Ekranlarınıza getirelim istedik. Türkiye 140 ülke arasında 116, kendi bölgesinde ise son sırada yer aldı. 20 yıllık AKP iktidarının bir anlamda gurur tablosunu paylaşalım sizlerle. Hukukun üstünlüğü endeksinde bir kez daha söyleyelim. Türkiye 140 ülke arasında 116, kendi bölgesinde ise son sırada yer aldı. Peki sadece bu kadar mı? Elbette değil. Basın özgürlüğü endeksinde ne durumdayız? Türkiye 2010 yılında 138, 2015'te 149 ve 2015'te